Arkadaşlar, şimdi sizlere benden çok istenilen örgü başlama tekniklerinden en basit olanıyla başlayacağım. Daha sonra diğerlerini de göstereceğim. Şimdi böyle bir renk seçtim. Daha belirgin olsun diye. Biraz da kalın bir ip bu. 3,5 numarada şişimle şu anda size en kolay başlama tekniğini göstereceğim. Şimdi ilk önce atacağımız ilmek kadar ipimizi ayarlayalım. Biraz da fazla bırakırsak daha iyi olur. Şimdi bu şekilde şişimizi iki ipimizin ortasından sabitliyorum. İşaret parmağımla baş parmağımı da ipin içinde ve bu alttaki iki ipi de bu şekilde parmaklarımın arasına sıkıştırıyorum. Böyle çekip baş parmağımdaki ipin dıştan içine doğru girip işaret parmağımdaki ipimi alıyorum. Tekrar buradan bu şekilde ipimi çıkartıyorum. Elim hep içinde kalıyor, dikkat ediyorsanız. Bu şekilde tekrar bu ip hep parmaklarımın arasında, alttaki iki ipim. Sadece ipi boş bırakıyorum. Tekrar parmağımı içine alıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. İstediğiniz ölçüde yaptıktan sonra bunu lastik olarak bir ters bir düz, iki ters iki düz veya direkt haroşa olarak istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. En kolay başlama tekniklerinden birisi budur. Şimdi arkadaşlar, böyle başlamışken size ters örgü nasıl örülür onu da göstereyim. Şimdi burası diş diş olan yerleri ters örgü oluyor. Buradan ilk sıra olduğu için arkadaki ilmeğimin içine girip buradan alıyorum. Arkadaki ilmeğin içine girip bu şekilde. Herkes değişik şekilde örüyor ama benim örme şeklim bu. Buradan değil, buradan alıyorum. Bu ters örgü örüyor arkadaşlar. Çok çeşitli örenler arkadaşlarımız var. Başlama tekniği olarak da, örme tekniği olarak da. Bu ilk sırası olduğu için böyle biraz zor oluyor. Normalde bu kadar zor olmaz. Bu yapmış olduğumuz örgü ters örgü oluyor arkadaşlar. Şimdi düz örgü nasıl örülür onu göstereyim. Bu tarafı da düz oldu. Baştaki ilmeğimi boş alıyorum. İlmeğimin içine girip şişimi ipimin altından alıp ilmeğin içinden çıkartıyorum. Girip altından ilmeğimin içinden çıkartıyorum. Benim örüş şeklim böyle arkadaşlar. Bu da düz örgümüz oluyor. Bu şekilde. Ters örgüyü bir daha göstereyim buradan. Baştaki ilmeklerimi hep boşalıyorum. İlmeğin arkasından, bu tarafından alıp bu şekilde çıkartıyorum. Şöyle göstereyim daha kolay anlamak için. İlmeğin arkasından alıp bu şekilde.
Şimdi örgümüzün burası ters yüzü, yani ters örgü. Burası da ön yüzü, yani düz örgü. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.